Nisa ve Sema arasında da bir gerginlik yaşanıyor. Evet. Evet. Nisa ile Sema. Evet. Şimdi Sema'nın son zamanlardaki performansı gerçekten çok iyi. iyi. Dün akşam 7'de 6 yapan bir Sema, Sema. var. Ee, özellikle Nagen gittikten sonra e, ünlülerin e, kadın bölümünü sırtlamış bir Seda var. Yani oyunun her şekilde Sema Sema. Ee, bir şekilde oyunun içine kendini kanıtlıyor, e, reaksiyon gösteriyor, itiraz ediyor, skora da itiraz ediyor, rakibe de itiraz ediyor, kendi takımdaki bençteki arkadaşlarına da yeri geliyor itiraz ediyor haklı olarak. E, o yüzden e, iyi bir e, Sema var. E, Nisa ile olan diyaloğunda anlatılmaz derece bilmiyorum niye bu duruma geldi, neden böyle bir... Sana görüntü, ne diye bağırıyorlar? Yani görüntü zinsaya. içine giriyorlar. Bunu anlamış değilim. Yani akşam tabii seyredeceğiz biz şu anda. Evet, şu anda kadarıyla. Sadece şu andaki görüntülerden e, yorum yapabiliyoruz çünkü akşam inanıyorum ki daha farklı şeyler olmuştur onun öncesi sonrası vardır ama. E, Sema sadece bence şu 7'de 6'lık performansından devam ederse çok daha iyi olur. Bazen haklı da olsa haksız duruma düşüyor. O kadar olayları tekrar diyor ki Evrim'le olan bir konuşmasında evrimin söylem var tamam ama Evrim'in ondan sonra onun söylemlerinden sonra susması gerekirken hala olayları başka yönlere çekiyor. İşte Nagihan'a getiriyor, işte Hikmet'e getiriyor, bir şekilde getiriyor. Sema'nın bu yundan vazgeçmesi lazım. Sen ee, bu yarışmanın kadın yarışmacıları içinde en önemli şampiyon adaylarından birisin. Nagihan nasılsa Sema da benim için odur. Ama Sema'nın bu polimiklere girmesi ona artı değil eksi yazar. Senin evet. için performans ya. Biz seni öyle tanıdık zaten. Evet ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bence Sema e, Nisa'nın Sema'dan ya da Seda'dan ya da güçlü bir performansı olan yarışmacıdan ileri gitme ihtimali bence Sema'yı rahatsız ediyor. Çünkü Sema Nisa'ya karşı %73 ile oynayan bir yarışmacı. Ama biliyor ki Nisa ondan bir ihtimal e, ileri gidecektir. Böyle bir durumdan da rahatsız. ve ha, diyor Performans ki, ben olarak diyor, değil mi? Per Yok performans, performans olur. değil. Survivor ha. olarak Nisa Sema'dan tamam. daha ileri gidebilir mi? Gidebilirim. Gidebilir. Gidebilir. Sema bu ihtimal düşünüp ben seni %73 ile yeniyorum kardeşim. Senin ne işin var burada tadında bir e, davranışta bence. Damla Olmadı. senin de bu konuyla ilgili görüşlerini birazdan alacağım ama öncesinde reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Damla... de kalmıştık Evet sen de <laughs> kalmıştık o yüzden sana baktım. Se Sema ve Nisa arasındaki bu gerginlikler neden yani daha önceden konseyde de izlemiştik. Hani Sema bir şeyleri anlatırken hani bu iki taraflı da olabilir takımlar arasında. Hani iyi bir şey söyleyeyim derken karşı taraf bunu negatif algılıyor. Ee, karşı taraf bir şey söylediğinde diğer taraf bunu negatif algılıyor. Ortada iyi diyebileceğimiz şeyler varken aslında hep böyle kötü odaklılarmış gibi geliyor bana. Onun da rekabetten e, kaynaklandığını düşünüyorum. Aynı zamanda artık tahammülleri kalmadı. Ve onun dışında da şöyle bir durum da olabilir. Belki Hakan'ın dediği gibi. Şimdi Sema çok böyle... E, hani yarışmayı ve o yarışmanın da böyle yani canın acısa bile devam et düş kalk falan böyle daha sert bir Survivor'ı belki kendi sporculuk hayatından dolayı da hani öyle olması gerektiğine inandığı için karşı tarafta böyle birazcık Hani oynamadım deyince sanki böyle ortada bir haksızlık varmış gibi ona böyle şey yapmaya çalışıyor, tepki vermeye çalışıyor. Ama tabii biraz daha duyguların içinde yaşarsa aslında Sema için daha iyi olurmuş gibi geliyor. Peki o zaman Dün akşama gidelim. Evrim ve Sema arasında tartışma yaşandı, sesler bayağı yükseldi. Şimdi seyrediyoruz. Şimdi Evrim bedavadan sayı verdim derken ne demek istiyor? Beni rahatsız etmedi. Beni de rahatsız etmedi. Yani şöyle rahatsız etmedi. Semai bir, <laughs> Sema, Sema şey, bir yarışmacı. Evrim sayı kaybettiği zaman, e, abi bu kadını yenemiyorum çok iyi dediği de oluyor. Evet. Şimdi Hı. böyle bir durumda son dakika ya da e, Sema atamamasına rağmen... Sen de daha kötü atıp ondan sema kazandığında bedavaya gitti diyebilirsin. Yani bu oyunu şimdi bedavaya sayı gitti demek bu oyunu ben de alabilirdim aslında demek gibi bir şey. Burada yani Sema kulak misafiri oluyor. Ee, ona Buna kızıyor dedi. o zaman. Bence burada Evrim bir hatası yok. Eğer Evrim Sema'nın gerekli yerde hakkını vermeseydi o zaman derdim ki bir dakika sen bir yerini bil derdim. ama Evrim bu kadınları nasıl yeneceğim ben dedi. Nasıl koşuyor görmüyor musun dedi. Helal olsun dedi. Tebrik, Tebrik etti. etti. Elini Devamlı, sıktı. Evet. Hani Evrim zaten hayat görüşü olarak böyle hani ne kadar sert bile olsa hak, e, haklıya hakkını veren bir yarışmacı. Bir. Evet. İkincisi e, neden beni seçtin muhabbetinde de Sema'ya hak veriyorum. Sema tabii ki evrimi seçecek. Çünkü fikstür öyle bir gidiyor ki e, sayı alman gerekiyor. Ve seçen kişi her zaman zaten hem psikolojik olarak kendinden zayıf biriyle oynamak ister. Hem de kötü olan biri zaten seçme hakkını elde edemez. Yani her Seda 80 kere seçme yaptıysa ya da 100 kere Evrim 15 kere yapmıştır. Çünkü Evrim sona kalandır, seçilendir her zaman. Zayıf bir yarışmacı olduğu için. Evet. Şu konuda katılıyorum ama hep söylüyorum. Kavgalarda Adem yalnız kalıyor demiştim. En son cümlede bunun altını çizdi Evrim'de. Dedi ki bana sesin çıkıyor. Adem'i bak şimdi ne güzel savunuyorsun ama erkeklerle kavga ettiğinde de Adem'i savunsana gibi bir şey söyledi. Evet. Ben de bunu her zaman söylüyorum. Kırmızı takımda Adem'i çok yalnız bırakıyorlar böyle olmaması lazım diye ee, ama bunu Sema bunu kabul etmedi ama nasıl kabul etmedi sessiz kalıyor oturuyor ben işte hiçbir şey yapmadı ki Sema bugüne kadar Adem'i savunacak hayır hayır tamam ama dünkü Evrim'le tartışmalarında e, kabul etmiyor ama yapıyor yani yani yapıyor yani bir de e, puzzle olayında da e, Evrim Adem diye bir isim vermiyor bizim evet, yayında biz gördüğümüz biz kadarıyla evet. Evrim diyor ki Mustafa abi. Mustafa de <laughs> çok selam olsun Mustafa. Bütün takım uyardıktan sonra kendi takım arkadaşlarıyla aslında bu söylem hoş olmadı. Evet Ayşe dediklerinde ben Ayşe'nin orada artık... Hani tamam Sakin ben, hani aslında şey, niyetle söylemedim yanlış anlaşıldıysa. Ama özür diledi zaten kız ya. Özür onca diliyorum Onca şey diyor. söyledikten sonra hani ben öyle söylemedim böyle söylemedim. Hani şimdi artık böyle bir yanlış yapmışsındır i̇stediğimi ya. İstediğimi konuşurum da diyor sonra. He en sonunda Ama kapanışta da. O işte orada. Ben o zaman istediğimi konuşabilirim değil de bir hata yapıldıktan sonra hani özür dilerim ben o anlamda söylemek istemedim yanlış anlaşıldım falan kusura bakma deyip aslında orada kapatabilir mevzuyu. Hani Bilme anlamını bilmeden söylediğim bir cümlede herkes tarafından uyarıldıktan sonra özür dile ve kapat. Ben onu beklerdim. Evet. Sence? Ben geçen sene bunu <laughs> kullanan birkaç yarışmacı vardı. Tam isim hatırlamıyorum şimdi. Geçen sene de eleştirmiştim. Çünkü Ayşe de var mıydı onların içinde? Hatırlamıyorum. İnan hatırlamıyorum ama erkeklerdi galiba. Belki oradan bir ağız alışkanlığı ama hani bilmeyen çok kişi vardır. Yapıştır biraz sokak dilinde böyle biraz bel altı anlaşılabilecek kötü bir kelime. Özellikle erkekler bunu hani günlük hayatında sokakta çok kullanıyorlar. Ben özellikle genç çocukları duyuyorum. Bence konuşulmaması gereken de bir evet. şey. E şimdi böyle evet. bir ortamda Ayşe'nin Atakan'la ilgili böyle bir şey demesi. Düşünsene i̇şte Atakan oyuna gidiyor. Ayşe'den böyle o Adem hadi işte Atakan'a yapıştır diyor mesela. Şimdi Atakan bunu yazar kenara. Doğal olarak. Sonra kendinden 11 yaş küçük Ayşe'ydi. Ayşe bak hani... Terbiyesizleşiyorsun, çok konuşuyorsun, yanlış yapıyorsun der. Zaten bunun yanlış yaptığını Adem duyunca Adem de Ayşe'yi uyarıyor. Bak evet. hani erkek dilinde bu biraz kötü bir kelime. Hani kadın için de zaten kötü. Erkek dilinde çok kullanılan, kötü kullanılan bir kelime. Ya şey olmaması lazım yani bir de Ayşe'nin ağzına yakışmıyor. Yani bir kadının ağzına yakışmıyor o kelime. Ya yani baktığında... Şimdi. Daha mesela daha üst yaşlar o kelimeyimi ama sokakta bu kelime çok kullanılıyor şu an ve çok çirkin bir evet. şey. O yüzden Ayşe de kullanmamalı yani onun gibi pırıl pırıl genç birine yakışmıyor. Ee, sonrasında Atakan'ın uyarması da e, evet güzel ama kullandığı kelimelerde Atakan da biraz daha dikkat dikkat etmeli. O da biraz böyle hani e, hani boş boğaza takılmayacağım da hani, ta, yani aslında o kelimeden sonra bu kelimeler de söylenebiliyor işte yani. Hani biri bir açtı mı bir gidiyor. tanesi yani devamlı geliyor. yani. Aynen. E bir de oyunu kaybetmiş. Onun şeyi, e, stresi var Atakan'da. Atakan Ayşe yükleniyor orada. Şimdi Ayşe ilk başta tamam çok özür dilerim diyerek sesini yükseltiyor. Yani duyuruyor karşı ama sonra da istediğimi konuşurum derken de biraz da hani başını öne eğip karşı tarafın duyuruyor. Ama işte Atakan'ın orada da söylemleri de var. Başı e, boş boğazsın, e, yani kız özür diledi bak o bölüme kadar e, karşılıklı takip edersek Atakan söylüyor kız ben öyle olduğunu bilmiyordum diyor Adem'den e, hoş bir kelime olmadığını anlayınca özür dilerim diyor ama o sırada Atakan da işte boş balsın şöyledir böyledir deyince kız da hani bunu ben konuşuyorum demeye getirdi. Yani ya ilk başta deseydik özür dilerim ne dedim ki ben falan diye uzatıyor aslında Ayşe'de Hani ne dedim ki ben kabul normal falan hani kabul etmek istemediğini burada hmm. dile getiriyor bence anlatmak istiyor. E bu durumda da bu sefer Atakan da Hani o da geriliyor oyunu kaybetmiş. Doğru. O yüzden de o da istediğini söylemek istiyor belki de ya da karşı tarafın canını acıtmak istiyor. Ayşe dediğim gibi orada deseydi ki ya kusura bakma ben orada yanlış anlaşıldım aslında maksadım o değildi. Nereye gideceğini Dese gideceğini konu kapanacak şey. aslında yani çok basit. Çünkü Atakan da onun üstüne zaten özür dileyenin karşısında bir şey demezdi bence. Evet.